Fransiyum doğada bulunmuş olan son element ve Mendeleev tablosunda 87. sırada yer alıyor. Tepkisel bir maddedir. Fransiyumun yardımıyla parçacık hızlandırıcıları saniyede 300 bin kilometrelik ışık hızına ulaştırılıyor. Bilim adamlarının bu çağ açacak maddeden o kadar büyük ölçüde beklentisi var ki. Peki bu maddenin başlama hikayesi nasıl oluştu diye sorarsanız, fransiyumun mevcutluğu yıllar önce Mendeleev tarafından 1871 yılında görülmüştü. O zaman şartı olarak ona EK-Sezyum ismi verilmişti. Aslında ise fransiyum elementinin keşfi Margarite Perey'in ismiyle bağlantılıdır. 1946 yılında Perey, bu elemente kendi ülkesinin şerefine fransiyum ismini vermiş. Tek gramı 1 milyar dolar olan bu element, 1A grubu maddeleri sırasında yer alıyor. Peki ya, bu kadar önemli ve yüksek fiyatlı bir element nasıl üretiliyor? Fransiyum 223, aktinyumun alfa radyoaktif bozulmasının bir sonucu olarak doğal şekilde oluşuyor. Fransiyum ekranda yazılmış olan nükleer tepkimede sentezlenebiliniyor. Elektron laboratuvar ortamında parçacık hızlandırıcıları da üretebiliyor. Aynı hızlandırıcılar fransiyum elementinin yardımıyla saniyede 300 bin kilometrelik ışık hızına ulaştırılıyor. İşte bu fransiyumun en önemli faydasından birisi. Aynı parçacıklar altın, kalay ve bakır gibi hedef atomlar ile çarpıtılıyor. Böylece hedef atomlar yeni elementlere ve parçacıklara dönüşüyor. Fransiyum hem de bir diğer yöntemle üretilebiliyor. Toryumu protonlarla yapay olarak bombardıman ederek hem de radyumun nötron bombardımanına tutulmasıyla fransiyumun bölünmesi ve çürümesi uranyum 235 ve toryum 232'nin çöküntüsünün ara ürünü gibi yeni Fransız atomlarının aynı zamanda oluşumuyla dengeleniyor. Geçelim fransiyumun kimyasal özelliklerine ve doğada nerelerde bulunması sorusuna. Karakterce diğer alkali metaller sırasında sezyuma daha çok benziyor. Oldukça ağır maddedir. Fransiyum yüksek eş değere sahiptir. Hemen hemen tüm fransiyum tuzları suda çözülebiliyorlar. Fransiyumun bilinen tüm izotopları oldukça kararsızdır. En yüksek eş değere sahip olan elementtir. Fransiyumun bilinen 33 veya 34 izotopu vardır. Bilinen elementler içerisinde Pauling ölçüsüne göre 0.7 değeriyle en düşük elektronegatifliğe sahiptir. Toplamda yerkürede 450 gramdan daha fazla olduğu düşünülmüyor. Laboratuvarda şimdiye kadar üretilmiş en büyük miktarda fransiyumun 300 binden fazla atomdan oluşan bir kümesi olduğu söyleniliyor. Lazer aracılığıyla fransiyum iyonları üzerindeki çalışmalar ile atomik enerji düzeyleri sırasındaki geçitler hakkında kuantum kuramlarının öngörülerine benzer şekilde kesin bilgiler aktarılmış oldu. Doğal olarak oluşan ender elementti ve astatinden sonra ilk 101 element sırasında en kararsız elementtir. Fransiyum küçük içeriğe sahiptir. Aşırı bozunma ısısı var. Elementin görülebilir herhangi bir miktarını anında buharlaştıracağından böyle bir numunenin elde edilmesi oldukça olası değildir. Sadece 22 dakikalık bir ömre sahiptir. Tek gram fransiyum hiçbir zaman gözlemlenmemiştir. Yani elementin herhangi görülebilir miktarı anında buharlaşacaktır. Maddenin niceliğine yol alırsak tüm doğal fransiyumlar radyojenler. Atomik yapısı göreceli olan fransiyum maddesi diğer elementlerin yapı blokları niteliğinde düşük erime noktası var. Kristal yapısının hacim ağırlıklı küp olabileceği tahmin ediliyor. Fransiyumun bileşimleri sezyum bileşimleri ile izomorf olarak çöküyor. Fransiyum en son keşfedilmiş element olması nedeniyle fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiş ve açıklanmış değil. Örneğin iyonlaşması, elektrik değerlik gücü, buharlaşma sıcaklığı, optik yansıması ve gaz yoğunluğu. Çok kararsız madde olması nedeniyle atomik yarıçapıda keşif edilememiş, hakkında bilinen en önemli bilgi ilginç bir element olması. Nerelerde kullanılıyor diye merak ediyorsanız, element biyolojik ve atomik yapım alanlarında bilimsel laboratuvarlarda araştırma amaçlı kullanılıyor. Askeri amaçlar için de kullanıldığı düşünülüyor. Ayrıca sentezlenebilirliği, soğutulabilirliği ve görecik göreceli atomik yapısıyla fransiyum gelişmiş spektroskopik denemelerde de kullanılıyor. Spektroskopi fiziğin bir bölümü olup gaz, sıvı ve katı nesnelerin ve maddelerin özelliklerinin soğurulan ve salınan parçacıklar ışık veya
ses aracılığı ile deneysel incelenmesidir. Bu denemeler enerji düzeyleri hakkındaki özel bilgilerin ve atom altı parçacıklar arasındaki çiftleşme sabitinin elde edilmesiyle sağlanmış olur. Element saf halde gramlarca ölçülebilecek miktarda, yani çok daha bulunuyor. Bulunduğu diğer yerlere geldikte ise söyleyelim ki doğadaki tüm uranyum ve toryum filizlerinin içinde az oranda fransiyum bulunuyor. Ayrıca doğada sadece radyoaktif izotoplar halinde bulunuyor. Yer kürede bulunmuş en ağır çekili fransiyumun 28 gram olabileceği düşünülüyor. Alkali metal olması nedeniyle su ile karıştırılarsa şiddetli bir tepkime oluşabiliyor. İşte bu yüzden kendisini bulduktan sonra sudan uzak tutmamız şart. Radyoaktif olması nedeniyle zaman geçtikçe sonuçta diğer bir şeye dönüşüyor. Fransiyumun biyolojik ve çevresel herhangi bir rolünün oluşu sonucuna varılamamış. İnsan sağlığına etkileriyle bağlı araştırmalar yürütülmeye devam ediyor. Bunun için yeterince bu türlü pahalı maddeye gerek var. Gelecekte birkaç daha katkısının keşfedilmesiyle fransiyumun gramının çok daha pahalıya yükseleceği düşünülüyor. Arkadaşlar, fransiyum ile ilgili öğrenilecek çok daha şey var. Dünyanın ikinci en pahalı maddesi olan fransiyumun yeni devrimsel keşifleri ve bilimsel çağlara kapı aralayacağıyla bağlı büyük ufku beklentiler var. Hoşça kalın.